öneri üzerinde Halkların Demokratik Partisi grubu adına İzmir Milletvekili Serpil Kemalbay konuşacaktır. Buyurun Sayın Kemalbay, süreniz 5 dakikadır. Teşekkür ederim Sayın Başkan. Yıllarca çalışmış ve emekli olmaya ömrü yetmiş 13,5 milyon emeklinin durumunu konuşuyoruz. İlk önce şu anda emekli olan vatandaşlarımızı aslında emekli olmayı başardıkları için kutlamak gerekiyor. Biraz önce de söylendi. Kendisi 46 yaşında emekli olan, üstelik şu anda çift maaş almakta hiçbir sakınca görmeyen Cumhurbaşkanı'nın kendisinden sonra kimsenin yaşarken emekli olmaması için her türlü önlemi aldığını görüyoruz. Emeklilikte yaşa takılanlar söylendiği gibi 2000'den önce çıkan yasadan dolayı emeklilikte yaşa takıldılar. Fakat 2008'de AKP iktidarının çıkarttığı sosyal genel sağlık sigortası yasası emeklilikte yine yaşı yükseltti ve emeklilik koşullarını kötüleştirdi. Olur mu öyle şey demeyelim, oldu. Şu anda çalışıp 65 yaşında emekli olacağını sanan çalışanların ileride başına ne geleceğini de bilmiyoruz. Aslında AKP saray iktidarı kimsenin emekli olmasını istemiyor. Ama gözünü emeklilik için kesilen paraya dikmiş durumda. Ücrette adaletsizlik bunun bir göstergesi. Şu anda 850 lira emekli maaşı alan emekliler dahi bulunuyor. Bu AKP döneminde getiren yasalardan kaynaklı olarak böyle. İşte ne yaparız da bu parayı emeklilere vermeyiz ki bu para halktan toplanan, çalışanlardan toplanan, halkın doğrudan ve dolaylı vergilerinden toplanan paralardır. Bu paraları nasıl emeklilere vermeyiz diye bir çalışma yapılıyor. Bunun yolunu da emeklilikle yaşa takılanlar gibi akla hayale sığmayan hak gasplarıyla ya da emeklilik koşullarını her defasında kötüleştirerek yapıyorlar. Bu da yetmiyor. Bir de bireysel emeklilik sistemi çıkarttılar. Zorunlu bireysel emeklilik sistemi ile tekrar ücretlilerden fonlar oluşturarak adına emeklilik dedikleri sermayeye para aktarma sistemini oluşturdular. Halbuki bunun emeklilikle bir ilgisi yok. Bu fonda yine her zaman olduğu gibi işçilerden, emekçilerden alınıp sermayeye aktarılacak bir fon. Değerli arkadaşlar, bireysel emeklilik sisteminden hemen çıkılması gerekiyor. Zorunlu bireysel emeklilik sistemine de hayır denmesi gerekiyor. Çalışanlar ileride bu BES konusunda daha fazla soyulacaklarına emin olabilirler. Buyurun Sayın Kemal Bey, tamamlayın lütfen. Şunu unutmayalım ki işçiler, emekçiler, emekliler artık bıçak kemiğe dayandı noktasındalar ve sermayeyi besleyen bu sistem karşısında 31 Mart'ta milletimiz, halkımız Edi Bese diyerek bu sermayeyi besleyen, emekliden alıp sermayeye devreden sisteme, düzene hayır diyeceklerdir diyorum. Hepinize teşekkür ediyorum. Teşekkürler Sayın Kemalbay.